strong. Sevgili dostlarım, eski oyuncu, yeni bir kişi, bölüm 17'ye hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunlardan bahsedelim. Neden üstümüzde mitriller varken 7'şer sete döndük? Çünkü bunun sebebi daha 2 parça mitril almamız gerekiyordu ve bizde para yetersizdi. Bunun için biraz daha fiyat performans olması adına çarımızdaki bazı item, işte mitrilleri satıp 7'şer set ve bir tane 8 gibi alma kararına vardık. Hani baktığınızda evet, CZ'de çar çok kitleniyor vesaire ama artı 6 mitril, mesela 3 parça artı 6 mitrilden şu anda daha iyi bence çar. Ekstraları saymıyorum. Birazdan 8 IB'ye de alacağız. Onun vesilesiyle çarımızın AP'si de artmış olacak. 2000'in üstüne banko çıkacaktır. Zaten 1980'de en son. Şimdi bu bölümde artı 3 çerlerimizi alacağız ve bunları upgrade yapacağız. Ne kadar geçer, ne yapar bilmiyorum. Hani bu görevlerden alınanlar var ya artı 3'ler. Onları alacağız. Upgrade'lerini yapacağız. Onun haricinde CZ'de quest görevlerimiz var. Bunları deneyeceğiz. Ve yer yerde oralardan PK kreditleri muhtemel çıkacaktır. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Dostlarım, şu şekilde Zagor kardeşimizle anlaştık. 530M'ye alıyoruz. Tabii diğer pazar çarıyla geldi kendisi. Şöyle 530M abi hanemize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun dedik. Abi en merak ettiğim de şu. Bir giyelim abi, bir AP'mize bakalım. Ne diyorsun ya? 2128 çok tatlı bir AP. Şu anda hoşuma gitti. Beyler, şu anda bunları rap basmayacağım. Bunu yorumlarda sizler bana belirtin. Hani rap bas ya da basma. Yorumlarda muhakkak bekliyorum. Tabi şimdiki hedefimiz kafalık şeyli artı bir rap olarak almak. Setimiz en azından öyle tamamlansın. 8 IB'nin de artık sizler söyleyin. Sizlerden bekliyorum. Beyler, yeni bobumuzda drakileri şimdi deneyeceğiz. 3 draki hakkında bitireceğiz. Bu sefer görevi aldık. Aslında kendimiz CZ hazırlamıştık ama olsun. Hadi bakalım abi. Dostlarım, uzun süredir alamadığımız Weapon Breaker'ı trollerden aldık. Açıldı hadi bakalım. Dostlarım, son drakide şöyle ikinci Weapon Breaker'ımızı da aldık. Yani daha süremiz var, vaktimiz var, mobumuz var. Daha da alabiliriz bence. Beyler, şimdi Shadow'u güç bela çıkardık. Da drop atma oranı o kadar az ki. En azından exp koysaydınız bu moba. As. FP armor artı 3 aldık. Neyse, dragon olsaydı o felaket şeyler olurdu. Beyler, 3 draki hakkımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle 2 Weapon Breaker, bir Commander 5, bir tane de FP aldık. Şöyle günlük görevlerimizi de verelim. Çarımızda %28.5 oldu. Gayet güzel. Şimdi biraz bir bol denemesi yapacağız Mertcan'la. İnşallah boş ise. Bakalım, yani hani bilemiyorum. Biraz güç oluyor. Karuslar çok fazla. Ama biz yine de deneyeceğiz. Beyler, bol yine hareketli. Böyle biraz KS oynayacağız. O var ya, oradayım ben. Pito. Dostlarım, bu arada tabii ki burada günlük 15 kill görevimizi de yapacağız. Hani ezik bulabilirsek, yani çarlarımız daha öyle amşan vurmuyor ama 80'ler patladı mı sıkıntı. Devam. Sevgili arkadaşlarım, şimdi bir BDV'ye daha giriş yapmış bulunmaktayız. Ya muhtemel abi kazanacağız. Şu anda kazanmama lüksü yok. Bakın, gördüğümü söylüyorum. Şu anda kazanmama ihtimal yok gibi geliyor bana, bilmiyorum. Şu arkadaşım şöyle bir... Abi çok lag var ama şu anda. Yani dostlarım, ben lagdan hareket edemiyorum yani. Hani bir 2-3 saniye kadar bir lag var. O yüzden bu BDV'de bir şey yapamadık abi. Bilmiyorum lag niye var, çözemedim şu anda. Sanırım bu gece artık yatma vakti. Beyler, şimdi yepyeni bir gün. Biliyorsunuz ki bugün yeni bir güncelleme geldi oyuna. Night Royale etkinliği de buna eklenmiş. Zaten bunu niye kaldırırlar hiç anlamam. Şimdi ilk biz akşam 9.30'daki olanağa katılabildik zaman gereği. Hadi başlayalım bakalım. Hani bu daha önce çok oynadığım bir etkinlik değil. Benim için de ilk ya da ikinci.
Bakalım şöyle Bismillah'la başlayalım abi. Şu tavşanı şuradan bir götürelim. Kaçma kardeşim. Şöyle bir R ile keselim biz bunu. Ya burada önemli olan zaten SVSC. Şimdi burada bir kardeşimiz var, ondan bir uzaklaşacağız. Kaçarak oynamamız lazım bu oyunu. Oğlum şu anda buralar çok dolu. Çember daralmış gibi bile hissediyorum. Şöyle bir aşağıya doğru kaçalım. Abi çok dolusun ya. Bunu kesebilir miyiz diye bakıyorum da bunu sanırım kesemeyeceğiz. Yani şurada tavşan çıktı. Tavşanı keselim. Ama şöyle bir süre kaçmamız lazım. Hop, ilk kardeşimizi şöyle düşürdük. Bakalım kutusunda neler var. Mithril ingot var. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Şuradan olabilir. Şunu şununla kombinlesek. İnanın şu anda onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hiç onunla uğraşmayacağız. Şöyle keselim biz levelimizi almaya devam edelim. Ama buradan bir SVSC falan atman gerekiyor ki bir şeyler olsun. Neyse. Beyler şuradan okuyabiliyoruz. Mithril Bow için. Bir tane Mithril ingot ve Composite Bow lazımmış. Bizde Composite Bow maalesef olmadığı için şu anda bunu başaramıyoruz. Hadi abi mob kesmemiz lazım bizim. Çok böyle insanların içine gitmeden haritadan bir bakalım. Sanırım sollu, evet. Şuralarda bir mobumuz mevcut. Oo, bu adamdan kaçmak lazım. Çok tehlikeli geliyor. Şurada bir tavşan bulduk. Bunu herkesten önce kesmemiz lazım. Ama bunlar yetersiz. Güzel, snowman da var. İyi iyi, burası güzel. Sen bana niye vuruyorsun ya? Beyler şimdi seri bir şekilde kaçmamız lazım da. Bakalım yetişebilecek miyiz gaz dışına? Ya öldük ki. Beyler dediğim gibi hani şu anda çok olaylara hakim değilim. Bu şekilde öldük. 22 soul aldık. Çok iç acısı değil açıkçası. Neyse o soulları biriktireceğiz. Bunlarla tabi alacağımız itemler mevcut. Beyler bakın şimdi bugün oyuna girdim ve şeylerin parlamadığını gördüm. Gittim RPR attım. Çıkardım taktım. Yine parlamıyor. Sonra araştırdım ki yeni güncelleme ile beraber şöyle Options'ta Additional Option kısmında Shader Effect denen bir şey var. Bunu kaldırdığınız an böyle tekrar bu parıltıyı yakalayabiliyorsunuz. Yani çünkü biz bunun için aslında biraz da Rap 1 aldık bu şerleri. Göze daha güzel böyle hitap ediyor. Şimdi yine geldik JR'ye. Ama bu seferki JR'de abi ben artık kazanmak istiyorum. Çünkü yıldık. Gerçekten yıldık. Ya arkadaşım rahat bir haftadır. Her gün ben JR'ye giriyorum. Hepsini sizinle evet paylaşmıyorum ama. Kazanamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kazanamıyoruz. Ya bu sefer altar 4'e geldim. Bu sefer ben kazanmak istiyorum. Çünkü veli nimet Silver Gamer. Hani bu vesileyle artık lütfen bize ver. Yalvarmak istemiyoruz. Artık bize abi şu gemimizi ver. Bizi kurtarın artık bu eziyetten. Bekleyelim bakalım. Yani ümidim yok ama yine de ne olur ne olmaz. İnşallah abi bu sefer o Silver'ı alacağız. Arkadaşlarım yine bir JR öncesi Raven denemesinde bir MD'yi daha kasamıza indirdik. Bunu sürekli devam edeceğiz arkadaşlar böyle çünkü daha boş geçmedi sağ olsun. Devam. Evet akşam JR'sine şöyle girdik. Hani partimiz bir çıtır Allah'a bakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Muhtemel beyler bunu da kazanamayacağız. Sağlık olsun diyoruz. Tabi ama nereden ne çıkacağı belli değil. Mage'imiz var mı? Güzel iki tane mevcut. Şöyle Mino'yu ben çekeyim. Böyle bir başlayalım. Beyler son odadayız. Fakat şimdi şöyle bir şey fark ettik. Mertcan'la DC'den konuşuyoruz ama. Tabi o başka bir partide. Şimdi bütün bosslar aynı odalarda aynı şekilde denk geldi. Ve bossların içinden çıkanlar da aynı şekilde. DS attıysa DS attı ona da. Yani bu bir şaşırttı bizi. Ve bu güncellemeden sonra acaba buna da bir el atılmış olabilir mi? Belki de sadece şanstı. Şu anda Deva'dayız. Deva'ya henüz gelmiş biri yok. Şöyle buklarlarsa. Aynen. Dostlarım eğer darlama gibi bir şey olmazsa yani karşıt ırk buraya gelmezse muhtemel bunu 3 dakika içinde kesmiş olacağız. Ama dakikamız şu anda 25.5. Ya o yüzden muhtemelen geleceklerdir. Ama olsun bakalım hadi biz kesmeye başladık zaten. Onlar geldiklerinde tekrar kayıtta olacağız. Arkadaşlarım bakın. Geliyorlar ama nasıl geliyorlar? Aa onlar da ezik gibi görünüyor. Şimdi şöyle varıyor bir diye abi asas var. Şöyle onu bir güzel şu anda Mono'yu aldık. Bir de kill verdik. Neyse güzel bir PK çıkacaktır buradan. Sizi şimdi PK ile baş başa bırakıyorum.
Arkadaşlarım şimdi güzel güzel giderken partide tabii tatsız yazılar falan geçti. Bir arkadaşımız çıktı, Ocean, okçu arkadaşımız. Muhtemel 6F4 çektiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Şimdi şöyle 14-13 durum. Son 3 ya da 2 dakika kala bir vurgun yapacağız. Eğer ki alabilirsek ne ala, ama muhtemel alamayacağız çünkü 2 tane asasları var. Asaslar direkt bizi zaten düşürüyor. Şimdi şu yapacağımız atağı bir bekleyelim. Nereden döndü herif ya? Beyler yaklaşık 8 gündür. Abartmıyorum. 8 gündür ben JR kazanamıyorum. Bana daral geldi artık. Öldür abi beni. Vuru belime kırbacı. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Verme bana hiçbir şey. Evet dostlarım, şimdi Mertcan kardeşimizle beraber bir CZ deneyeceğiz. CZ turu. Bakalım neler yapabileceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Altar 1'deyiz. Daha bugün günlerden Cuma. Henüz Altar 3'teki CZ açılmadı. Bu vesileyle Altar 1'e girdik. Çok kalabalık. Fazlaca bir kalabalık. Hadi bakalım. Şöyle bir kişiyi KS ile indirmiş bulunmaktayız beyler. Bir tane daha gelir mi? Şimdi mi? Neyse, böyle böyle bu görevleri yapacağız biz. Distance vardı. Şunu da dispense, şunları bir keselim. Bak bak, geldi beni buluyor oradan bak. Ama şimdi o yandı. Ben de sanırım. Şimdi ben de. Gel Taliska, Taliska ezik. Ama nereden gittin abi? Bu nereden gitti böyle? Al bakayım şu R'yi kardeşim. Şu Ice. Abi bunları kim çekiyor ya? Neyse dolanalım bakalım. Strik benim rivaldi. Ondayım. Levjarika'dayım. Şimdi ben de. Aso, bravo Aso kardeşim. O varıyor oyuna. Bak o hemen Tainur'u sağırız. Sanırım şimdi ben de. Gel Magellar'la oyun abi. Şu No Limits var ya, No Limits'teyim. No Limits kardeşimiz bizden kaçıp kaçtı tabii ki. Niye kaçalım? Neyse gel bakalım abi, gel. Devam edelim. Evet dostlarım, şimdi Mertcan'ı darlayan kardeşimizi bir patchleyelim bakayım. Şöyle LL'sini bırakalım. Ice'i geldi. Şöyle bir mana çekmesini verelim abi. Mertcan oyundan çıktı, DC'den çıktı, şu an her yerden çıktı muhtemel. Bilgisayarı da kapattı. Yani ben de tek bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Ben de bir ara veriyorum, yatıp uyuyacağım. Evet, şimdi çok darlandığımız CZ farmı mı diyeyim, gezintisi mi diyeyim, ne bileyim böyle sallantısı mı diyeyim, bıraktık. Çünkü gerçekten sıkıntı verdi. Geldik, biraz daha safe'de bir farm atmayı deniyoruz. Şimdi Mertcan bir tur AFK kalmak istedi. Saygı duyarız. Beyler biz de geldik Satyros'a. Bu Satyros'u bir dönelim. Şu anda Türkiye saati 6'yı çeyrek geçiyor. Yaklaşık 7.50'ye kadar, 7.45'e kadar buraları farmlamaya devam edeceğim. Bakalım ne kadar bir nakit alacağız. Şöyle üstümü bir göstereyim. 130k nakitimiz var. Bakalım kaç M ile buradan ayrılmış olacağız. Tabi slota bir darlama vesaire ıvır zıvır gelmezse. İlk turda da şöyle göstermiş olayım. 437k gibi bir nakit verdi. Şimdi slotta KS var. Ben biraz hızlanmam lazım. Adamı hemen def etmemiz gerekiyor. Bakın şimdi arkadaşlar, sövmek istemiyorum ama bu biraz bir şerefsiz bir insan. Ya şimdi yollayacağız onu, orası ayrı. Ama sadece bu ikisini bağladı mesela. Öldürmüyor. Ben de kesmek istemiyorum. Ama şimdi artık kesebiliriz. Baksın dalgasına. Evet beyler, şu anda saat 7.28. Şöyle bir üstümüzdekileri satalım. Bir tık daha devam edeceğiz. Bu arada bunlar bir RPR ile üstümüze gelenler. Şöyle 861k. İB'nin bir EPL'si vardı. Bunun daha çok gelmedi. Şimdi Mertcan geldi slota biliyorsunuz. Onun haricinde bir de başka bir KS'de arkadaşımız vardı. Hani öyle ağam şam kasamadık. Yaklaşık 1.3-1.4 kadar da Mertcan kastı. Onu da eklersek bir 7M kadar şu anda bir kasmış bulunuyoruz. Tabii ama KS'miz de vardı.
Öyle çok uzun uzuna sürmedi ama çünkü Mertcan geldi hemen yanımıza. Bize yardımcı olmak adına. Öyle bitirdik. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim. Yaklaşık 7.50'ye kadar yani bir 20 dakika daha keseceğim burayı. Sonra iftara. Ve an itibariyle saatlerimiz 7.50 olmuş bulunmakta. Şimdi dostlar ben iftara kaçıyorum. Şöyle bir bu farmımızı da böyle bitirmiş olalım. Çünkü inanın CZ bizi çok darladı. Hani CZ'de bu kadar süre kalmış olsaydık eminim ki 7.6M kasamayacaktık. Şu anda Satyros'ta 7.6M kastık. Ulan gayet temiz oldu. Hoşuma da gitmedi değil. Daha fazlası da var aslında fakat slotta kase oldu işte Mertcan geldi falan filan para bölündü ıvır zıvır. Daha fazlasını da kasabilirsiniz bu arada. Hani CZ'de farm atacağım diye uğraşmayın. Ne bileyim trolde murolde. Gelin abi rahat rahat kafanız rahat olarak böyle bir para kasabilirsiniz sizler de. Şimdi ben kaçıyorum. Hemen geleceğim. Şimdi iftarımızı yaptık geldik. Yanımda dandik Rogue var. Yiğitan kardeşimiz. Benim çocukluk arkadaşım. O da geldi altar server'ında başladı. Şimdi onunla beraber de bir raven dönelim. Bakalım bir de onun şansına. Nasıl iyi atacak mı atmayacak mı göreceğiz. Şu anda oyun saati 7.45. Türkiye saati 8.45. JR'ye kadar olabildiğince. Raven Harp'i deneyeceğiz. Bakalım da neler alacağız. Haydi başlayalım. Hayt. Beyler daha bakın kaydı durdurmadık ya ora. Bir tane ilk slottan MD'mizi aldık. Şöyle buraya da koyduk. İkinci MD'miz de şu şekilde. Neredesin? Bir dakika. Evet ikinci MD'mizi şu şekilde aldık. Yaklaşık 4 defa gidip gelmişizdir. Çok geçmedi yani açıkçası yani söylemek gerekirse. Öyle çok fazla bir saat geçmedi. Devam. Şu anda güzel atıyor. Ben çok memnunum. Dostlar şimdi bir ara verdik. Geldik FT'ye tıkladık tabii ki de makrolardan sebep giremedik. Bu Mertcan'la düşürdüğümüz MD. Bunların ikisi Draki'den aldığım VB'ler. Bu ikisi de az önce düşürdüğümüz Yiğitan'la olan MD'lerimiz. Şimdi bunların bir upgrade'ini yapacağız. Şuraları ben hızlıca artı 3 yapıyorum. Evet ilk MD'mizi şöyle artı 4'e gönderdik. Sıra Weapon Breaker'da yani geçeceğini şu an hiç sanmıyorum o kadar çok kırmızı yakıyor ki. Yani evet gördüğünüz üzere. Neyse şunu atalım bu geçecektir. Şimdi şöyle Yiğitan'la olan ilk VB'mizi artı 4'e gönderelim. Bıraktık. Yandı. Yani artı 4'e bu kadar yanması çok hani caiz midir hocam? Bence değildir. Beklemedeyiz. Şimdi bıraktık. Güzel. Birer item arayla basmış olduk. Şimdi şunu bir artı 5 yaptık. Weapon Breaker. Sıra sende. Yap hareketini. Yapar mısın? Tabii ki de yapmazsın. Külliyen zararsın. Başka hiçbir şeye yaramazsın diye düşünüyorum ben. Ne kaldı elimizde? Bir artı 5 MD'miz var. Bir tane de 4'ten 5'e geçmeyi bekleyen bir MD'miz var. Ama zaten Anvil'in başına geldiğinde Anvil anlatıyor size her şeyi. Neyse şu şekilde artı 6'ya yollayacağız. İlk MD'miz artı 6 oldu. İkincisine bakalım şöyle hızlıca. Bıraktım. O da artı 6 oldu. Şimdi bir MD'lerin fiyatına bakmam lazım. Eğer 5M ise 5M'nin altında mıdır? 4-8-8 buradaysa bunlar abi sanırım artı 7'ye gitmeyi hak ediyor. Şu şekilde ilkini artı 7 bıraktık. İlki yandı. Şimdi sıra ikinci de. İkinciyi de bıraktık. İkinci de yandı. Yapacak bir şey yok. Bugün şanssızız her zamanki gibi. Üzülmeye gerek yok. Şimdi bir de şöyle üstümüzde bayağıdır satamadığımız 5 tane BDV'lerden gelen kırmızı kutular var. Abi bayağıdır satamıyoruz ya. Hani 950K yazıyorum. 900K yazıyorum. Satılmıyor. O yüzden biz de bunları bir kıracağız. Bir tane Rogue'ye çitin. Zaten hani bir şey beklemiyoruz. Atabileceği çitin. Hani bizi unique olarak yanıltacağını düşünmüyorum. Bir tane daha MD attı. Şimdi bu çitinle MD'yi yine upgrade yapacağım. Sizlerle işim yok. Çitinimiz de artı 3 yaptık. İlk olarak çitini artı 4'e gönderiyorum. Tabi yersen. Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ama bakın beyler Anvil'a geldiğinizde eğer ki böyle kırmızılıklar gerçekten o anlarda çoksa hiç bulaşmayın. Hani ben bulaşıyorum ama yine yandı muhtemelen. Aa enteresan. 6 olursan 7'ye yine atacağım seni muhtemelen. Yandı. Öyle oluyor beyler hani bakın. Oldukça kırmızı.
Bence item basmayın. Hani ben biraz daha acele ettim yani. Hem Yiğitan'la da bir şeyler düşürdük. Siz böyle yapmayın çünkü gerçekten yanıyor. Birkaç kez bunu, hatta bayağı kez bir tecrübe edindim bu konuda. O yüzden sizler böyle lütfen yapmayınız. Biraz daha böyle Anvil'ın o sarı ışıkların çok geçtiği yerlerde upgrade yaparsanız sizler için bence daha iyi olacaktır. Yaktık ettik ufak şeylerde, yine üzülüyor insan ama şimdi fena kardeşimiz bize PM attı sağ olsun. Böyle PM'ler görünce de tabii ki de gerçekten ben mutlu oluyorum. Yani M'de yanmış yanmamış hiç önemli değil. Teşekkür ediyorum kendisine, var olsun. Beyler, beyler artık yeter beyler. Bu seferki JR'ye giriş, abi giriş klibini burada almak istedim. Folk'tayız. Hani NPC'nin başında alınca başını alıyoruz gibi hissettim. O yüzden artık hani burada bir girmek istedim bu kayda. Şöyle bir tane de Glow Mink keselim abi. Ne bileyim, şurayı bir darmadağın edelim ya. Hani artık kazanmamız lazım ya. 8 gün oldu, 8. En sonkinden de beyler zaten aldığımızda 2x Silver Gem, bir tane de Silver Bar aldık. Öyle de şanslıydık aslında. Keşke onu atmasaydı da 8 gün peş peşe almış olsaydık. Bayağı o açıdan zarardayız ve şanssızız. Bu da abi oyunun yeni görünümü. Gayet güzel. Başladı. Hadi bakalım. Şimdi partimize bir bakalım şu şekil. Burkay kardeşimiz var. Abi, Warrior var mı? Warrior yine yok. Bir tane mage var. Benim de zaten anlatasım kalmadı. Neyse, SB'leri atalım abi. Neyin nereden çıkacağı hiç belli değil. Şu şekilde dakika 28.47 iken 3. odaya gelmiş bulunmaktayız. Yani bence yine iyiyiz. Hani kötü değiliz. Bizim tek sıkıntımız PK'da olacaktır. Tabii bu karşısına bağlı olarak. Blue Game'imizi de bu şekilde almış olduk beyler. Hayırlı olsun. Şimdi dakikalar 26'yı gösterirken Deva'ya geldik. Adamların hani gelmediğini ben düşünmüştüm zaten. Şimdi neler olacak? Hadi görelim bunu ama muhtemel yine gelecekler diye düşünüyorum. Şöyle atağımızı verelim. Ve beyler, bu partiyle Deva'yı şu anda kesme süremiz 3 dakika olacaktır. Tahmini bir süre tabii bu. Bakalım, 25-45'te başladık varsayıyorum. İnşallah sonunu görebiliriz. Abi baksanıza, karşıdan gelen şu partiye bir bakın şimdi. İlla Banko 2 varıyordu, 3 varıyor var. Yani bundan aşağı gelmiyor abi. Hani bizde varıyor yok. Yani bu parti şu anda bizim partimiz. Hani kimse kusura bakmasın ama yıkık bir parti. O yüzden sanmıyorum yine alabileceğimizi. Görelim. Mesela şu mageleri kimse vurmuyor şu anda ama. Mageler abi burada keseceğim. Bak bu adam düştü. Mesela ikinci adamımız okçu. Hani ezikler yani, hani damage atabileceğimiz şey joblar bunlar. Bizim Priest'te varıyorla ne işimiz var? Arkadaşlar, JR'yi kazanamama şanssızlığımız gerçekten artık benim canımı sıkmaya başladı. Abi bu şeyler niye 9 şermiş gibi parlıyor ya? Bak hoşuma gitti. Neyse, şimdi BDV'ye gireceğiz. Bir şekilde bizim stres atmamız lazım. Upgrade yaparız, yanar. JR'ye gireriz, kaybederiz. Abi BDV'ye girip de kaybedersem gerçekten hani Alt F4 çekeceğim ya artık. Bu oyunu niye oynuyorum ki abi ben? Hani bana zevk vermeyince. Ne işimiz var abi burada? Hani neyi nerede yanlış yapıyoruz? Şanssızız tamam da bu kadar mı şanssızız ya? Yani ne bileyim, zevk almak için burada gelip looter mu keseyim tek atıyorum diye. Bilmiyorum, hani şimdi bir BDV'ye girelim. Eğer gerçekten burada da böyle bir kaybetme durumu olursa abi sıkıntı. Hani bende bir sıkıntı var diyeceğim artık. Şu an bu bölümün çekimlerine devam ediyorum. Muhtemelen yarınki JR'yi de koyacağım. Bilerek koyacağım bunu. Normalde 3 JR'yi bir bölümde koymak istemiyorum ama koyacağım abi. Kaybedersek nasıl oluyor? Yani hani bak, cümleleri şu an kuramıyorum. Sinirlendim çünkü. Hani kazanabileceğiz mi gerçekten? Ya kazanırsak 2 rekat şükür namazı var. Var abi, hani bunu başka bir durumu yok ya. Şimdi yepyeni bir BDV'ye girdik. Yiğitan kardeşimiz de bizimle. Bakalım abi, bu sefer şimdi şu kardeşimizi bir şuradan yok edebileceğiz mi? Çok güzel vurduk ona. Muhtemel şimdi düşmüş olması lazım. Warrior'ları salıyorum abi. Şuradan benim Zaza'yı çıkarmam lazım. Düşüyor musun? Evet, Zaza düştü. Warrior da çok sağlam değil ama şu Priest'i. Black Priest, sen ölüyorsun galiba kardeşim. Priest tuttular abi. Ama bu Warrior kardeşimiz sanırım şu anda ölü. Öldün kardeşim. Black Priest ölecek. Çok sağlam değil. 80'imi bekliyorum. Şimdi ölmüş olabilir.
düştü. Sanırım bizim partide hayal var mı? Var da hayal atmıyorlar. Olabilir. Olsun. Bu kardeşimiz Allah'a emanet. Hadi bakalım. Kardeşim siz çok düşüyorsunuz ya. Eyvah, LR yedik. LR yedik, beni tutması lazım birinin. O varıyor. Şimdi ölüyor mu? Şimdi ölüyor mu? Hadi bakayım. Oo, maşallah. Parti. Beyler çok şellerin tek sıkıntısı kitlenme sorunu. Başka çok hani bir sorun yok. AP vesaire gayet iyi veriyor aslında. En azından 6 ya 3 parça mitrilden daha iyi. O kardeşimiz de düştü. Şimdi geldik varıyor tekrardan. Abi sen tamam. Şimdi bana malis attın. Eyvallah. Şimdi sendeyim ben kardeşim. Biri öldün kardeşim. Zaza nasıl yapıyorsun? Hadi bakayım. Wolf'ümüz yokmuş. O kadar okçu var. Bir tanesi de Wolf'ü görmüyor. Sıkıntı değil. Kanka siz paket oldunuz ya. Hani daha da gelmezler herhalde. Hani biri manesi alırsa altarı. Şuradan hani ben gidemem oraya ama. Priyas kardeşimiz de gitmesin. Ulan herkes de okçu. Neyse, bu okçular tepesinde bir ton okçuyla beraberiz. Bu gayet güzel. Abi geleni düşüreceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi bir toparlanıyorlar onlar. Beyler şu CZ questleri yapmaya çalışıyoruz da gerçekten çok zor. Şimdi bir parti daha geliyor. Cık, sıkıntı ya vallahi. Her taraf sıkıntı şu anda. Ama şöyle bir vurmaya başlayalım. Öldü hadi abi. Ama böyle vura vura geliyorlar. Hani Mage şimdi muhtemel Priest'i oynat abi. Demişsin. Questler çıkarsa abi kolayca alırız biz. Lord Org'da şimdi kimse gelmeden bitirdik. Ne var abi sırada? Şimdi biz zaten bir GG, bir Lord Org kestik. Şimdi Troll Berserker keseceğiz. En sonu Stone Golem kalıyor. Sanırım bu akşam questleri bitirmiş olacağız. Öyle hissediyorum. Beyler Troll Berserker'i de bitirdik. Bakın. Hani bugün çok kısa sürede yaptık bunu. Gerçekten şaşırtıcı. Güzel şeyler de oluyor adımıza. Şimdi bu partiyle muhtemelen Bowl'a geçeceğiz. Neler yaparız bilmiyorum ama şu anda bir taunt atmamız gerekiyor sanırım. Bu nedir abi ya? Yani Raptor bize sıyırsa yerde oluruz ya. 5 Warrior, 2 Priest, 1 Mage. Gayet mükemmel. Sevgili dostlarım, şimdi üstlerimizde bulunan Lich, Derwish, Apostrol, Stone Golem, Çitinşer görevlerini yapma kararı aldım. Bir miktarda nakitimiz var. Bunu kendimiz upgrade yapacağız. Şöyle yapacağım. Yine muhtemel kafalığı 7 yapamayacağımız için artı 6 olan şeyi bırakacağım. Pazara koyacağım. O şekilde bir katlamaya çalışacağız. Yaptığımız parayla da 7 kafalığımızı almış oluruz. Shell'in şöyle bir sıkıntısı var. Bunu zaten tahmin ediyorduk. Abi CZ'de her LR'ye, her Ice'a tutmazsın. Yani harbiden çar yürümüyor. Böyle bir sıkıntısı var. En yakın zamanda parayı bulduğumuz zaman direkt şurayı artı 6 mitril set yapacağız. Ki şöyle de göstermiş olayım. Green mitril ile Dark mitril ile görevlerini de yapıyoruz. Olabildiğince. Aslında Bowl görevini, ya ekipimiz olsa bu anlamda hani CZ'de bu görevleri yapan bir ekip tık diye bitiririz. Ama ona zaman kalmıyor. Neyse dostlarım, biz şimdi geçelim şu görevleri yapalım. Arkadaşlarım şimdi şöyle 5 tane çelimizi kasamıza koyduk. Bugün bunları JR'den sonra basacağım. Hissettiğim zaman basacağım abi. Çünkü paramız da sınırlı, yaklaşık 40M kadar bir paramız. 50M de borcumuz var. Nasıl bir şey bilmiyorum ama öyle bir şey işte. Hepsi 8İB uğrundaydı. Sağ olsun Mustafa kardeşimiz bize o anlamda yardımcı oldu. Bu JR'yi de paylaşacağım. Bu bölümde 3 JR falan görmüş olacaksınız. Hani anlayamıyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar, bayağıdır kaybediyoruz. Artık kaybetmekten sıkıldım. İnşallah şunda o şanssızlığımızı kırmış oluruz. Birazdan JR'ye geçeceğiz. Abi inşallah kazanırız. Arkadaşlarım yine geldik abi. Bakalım şöyle partimize. Beyler. Yorum yok, hadi bakalım görelim. Hiç konuşmayacağım abi bu sefer. Başlasın. Diyecek bak, hiçbir sözüm yok.
Tamam mı arkadaşlar, diyecek hiçbir sözüm artık kalmadı. İstemiyorum, ne silver istiyorum, ne gem istiyorum, ne para istiyorum, ne pul. Abi bana huzur verin. Yani bunun sebebini de bilmiyorum. Hani hızlı kombodan mı anlayamıyorum. 9. ya da 10. JR'miz de böylece piç olmuş oldu. Yorum yok. Kötü bir JR'den sonra beyler yine geldik Emble'a. Bunları boost'la basacağım. Hepsini boost'la basacağım. Hiç usta atmayacağım. Ne bileyim, öyle bir fantezi olsun bizim için. Şimdi biraz bir Emble kontrolü yapalım. İlki yapma, ilki yandı. Kafalık sen geçtin mi? Güzel abi. Kafalık geçerse zaten direkt kendimize kullanırız. Şöyle ikinci şerimiz de artı 4 oldu. Bir ufak bekliyorum. Şimdi misin? Gayet iyi, temiz. Bir daha gitti. Tamamdır abi. Şu an hepsi, bir hariç hepsi 4 oldu. İlk kafalı atacağım. Şöyle 5. slotta bıraktım. Güzel, artı 5 oldu. Bekliyorum abi. Bir süzelim, bir koklayalım onu. Sanırım şimdi. Güzel, ikincisi de artı 5 oldu. Şimdi mi? Üçüncüsü de artı 5 oldu. Abi böyle olunca artı 6'ya geçmiyor be. Ama beklemeye devam. Süzüyorum. Abi bunu da artı 6, artı 5 yapacağım muhtemelen. Şu anda sadece Envil'in ışıklarına odaklanmış vaziyetteyim. 3 2 1. O ışık gelmedi. Şimdi mi? Güzel. Şimdi beyler 4 tane alıyorum. Pardon, 3 tane şöyle. 42M paramız vardı. 11M kaldı. 2 tane geçse kârda olacağız. Kafalık attım. Kafalık artı 6 oldu. Şimdi biraz bekliyorum. Şimdi mükemmel abi. İkinci şerimiz de artı 6 oldu. Seni de hızlıca attım. Üçüncüsü de artı 6 oldu. Yapma kardeşim, yapma. Seni de abi atarsak tertemiz. Bekliyorum. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Hadi be. Lan işte bu be. İşte bu be. Abi bakar mısın? 1, 2, 3, 4. Abi tanesini 20M'den desem bile 80M. Bak o kadar mutlu oldum ki. Şu an size anlatamam. 7'ye denemeyeceğim beyler. Kusura bakmayın bunun için. Çünkü gerçekten nakit sıkıntımız var. Bunu bu şekilde yani çözüyor olmamız gerekiyor ki öbür türlü çok sıkıntıya giriyoruz. Mükemmel abi. Bunları ben muhtemel 24-25 meydan pazara koyacağım. Temiz vallahi ya. Bak bu sefer hoşuma gitti işte. Şimdi yolumuza devam. Sevgili dostlarım, vardır bunda da bir hikmet deyip geldik Emble'ın başına. Bizi çıkaracak şeyler bunların 7 olması. Şöyle ilkini gönderdim. Artı 7, evet yandı. Zaten ismimiz alttan geçmedi. Çok heyecan arayışında değilim o anlamda. O yüzden burayı kapatmıyorum. 3 2 1 dedik, bıraktık. İkinci şenimiz de yandı. Şu an sıkıntıdayız. Şöyle üçüncüyü vuracağım. Yapma. Bu da yandı. Ve son olarak kafalık geçerse artık kafamıza, benimize, menimize bir yeri yeriz dedik. Gönderdik. O da yandı. 4 tane şeli de bu şekilde yakmış olduk. Şans bir yerde gülmüştü ama şu an yine bizi bıraktı. Hayırlısı olsun. Kötü bir shell upgrade'inden sonra videomuzu da bitirmiş olalım. Bu bölümde kah güldük, kah ağladık. Genel olarak ağladık. Çünkü bizim için tek şanslı kısmı güzel bir BDV ve 4 tane shell geçirmiş olmamız. Ama sonuna bakmak lazım. Yine hüsran. Şimdi en azından şuna seviniyoruz hala. Ben normalde böyle canımın çok sıkıldığında bu oyunda hep böyle ara verme kararı alırım. Şu anda öyle bir karar almadım. Hala 8 rombomuz mevcut abi, hani yani ne bileyim, setimiz var iyi kötü. Takımımız var artı bir dual. Hani AP'miz şu anda 2128 hala. Şu anda çarımızdaki olanlar buralar arkadaşlar. Bankamda hiçbir şey yok. En azından hani böyle bime edecek kadar şeyler. Yeşil, kırmızı ve 126K paramız var. Şu anda bu kadar. DC Premium'un bitmesine 3 gün kalmış. O ayda yeni bir başlangıç gibi düşünüyorum aslında. Hani şöyle kendimce. Upgrade yapmaya abi minimuma indireceğim. Olanı satacağım. Bakayım bu şekilde. Bir de her boşta kaldığımda bir yerde farmlayacağım. Bakalım bu şekilde bir ay geçireceğiz. O nasıl olacak çok merak ediyorum. Eğer videoları izlerken keyif alıyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Hani çünkü... Ve dostlarım, ezan da bir işaretmiş deyip bu bölümde böyle bitirmiş olalım.
Evim camiye o kadar yakın ki bazen hani camiden mi oynuyorsun diyenler oluyor. Bu şekilde 17. bölüm sonuna gelmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. I'm coming home.